önce alfabeden başlıyorum. Farsça ve Türkçe alfabe farklı olduğu için öğrenciler okula giderken çok zorlanıyorlar. Bunun için önce alfabe öğretiyorum. Tabii konuşma, okuma, dinleme, yazma bu şekilde. Bu yaş grubu insanların dil gelişimi çok hızlı oluyor. Bunun için çocuklar çok hızlı kavruyorlar ve öğreniyorlar. Bunun için bir sıkıntı olmuyor. İ yaparken küçük yuvarlak. Geçici koruma statüsündeki bireylerin hayata daha iyi adapte olması adına toplumsal bir ihtiyaçtır bu. Gelen danışanlarla zaten yapmış olduğumuz işte anketlerde şöyle bir ihtiyaç sezdik. Bu onların talebiydi. İşte çocuklarımız okula gidiyorlar. Anlama ve konuşma konusunda Türkçe'de bir problemleri yok ama yazma ve okuma konusunda problem yaşadıklarını söylediler. Biz de onlara bir kurs açalım dedik. Ağzımız nasıl oluyordu? Dilimiz size bu. Mesela ilk önce gittiğim zaman hiç bilmiyordum. Hani ilk önce Afgan arkadaşlarım da yoktu. Sonra birden sonra birkaç tane Türk arkadaşım oldu. Sonra onlarla çok konuştum ama onlar sınıftalar. Okumam birazcık kötüdür. Ondan dolayı okumak için geldim. Ondan dolayı geliyorum. Mesela okullardan gidiyorum. Mesela büyük olduğum zaman da doktor olmak istiyorum. Ben iyi de nasıl dağılmış? Biliyorum. Mesela alifba biliyorum. Alifba T biliyorum. Ben hocam Serap teşekkür ederim. Okuma yazmadı. Kopşacı.